Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Wayne Oosterwolde'nin yerine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin Fluminense'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan tecrübeli sol bek Marcelo'yu gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar. Marcelo'nun Vajdan Osteryolde'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması nedeniyle adının Fenerbahçe ile de anıldığı ileri sürüldü. Akşamın haberine göre, sarı lacivertli yönetimin Marcelo için nabız yokladığı aktarılırken, oyuncunun ise İspanya'ya geri dönmek istediği ifade edildi. Dusan Tadic için karar verildi. Sözleşmesi. Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Dusan Tadic için yönetim kararını verdi. İlerleyen yaşını da düşünen Sarı Lacivertli yöneticilerin planı belli oldu. İşte son detaylar. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in Sarı Lacivertli takımdaki istikrarlı performansı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana 76 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de, Tadic bu müsabakaların 75'inde sahada yer aldı. Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Dusan Tadic'in kalması için temaslar da başladı. Eski kulübü Ajax, iki sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken, Fenerbahçe cephesi de bir sezonluk sözleşme teklif edecek. Senelik 4 milyon euro kazanan oyuncuya yönetim aynı rakamı önerecek. Fenerbahçeli Yıldız'a sürpriz talip. İşte bonservis bedeli. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla önemli kulüplerin radarına giren İsmail Yüksek'e Portekiz Ligi ekiplerinde Benfica'nın ilgisi sürüyor. Koro Manha'nın haberine göre Benfica, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor. Domino de Bola'da yer alan haberde, Benfica teknik direktörü Bruno Lage'nin İsmail Yüksek ismini olumlu karşıladığı belirtildi. Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin 12 milyon avroya ulaşan tekliflere açık olduğu aktarılırken, Florentino Luis'e alternatif arayan Benfica'nın Bruno Lage'nin isteğini yerine getirmek için 10 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Fenerbahçe'ye dünya starı Son karar Morino'nun Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken menajerler tarafından dünyaca ünlü yıldızın ismi masaya geldi. Yönetim, son kararı teknik direktör Jose Mourinho'ya bıraktı. Transfer içinse iki soru işareti var. İşte o isim ve detaylar. Fenerbahçe yönetiminin transferdeki gündemi Taliska ve Archie Brown. Ancak son günlerde Paul Pogba ismi de fazlasıyla konuşuluyor. Bunun nedeni, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun sarı lacivertlilere önerilmiş olması. Karar Jose Mourinho'nun Öte yandan Temmuz'da verdiği röportajda, Ey ölmedi. Geri dönmek için büyük bir arzu duyuyorum. Profesyonel olmak isteyen çocuklar gibi heyecanlıyım ve sözlerini sarf eden Fransız futbolcunun fazlasıyla hırslı olduğu bir gerçek. Sarı lacivertli yönetimin bu konuda kararı Jose Mourinho'ya bıraktığı öğrenildi. Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip. Fenerbahçe'nin sezon planlarına dahil edilmeyen Brezilyalı oyuncuya ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Dış basında yer alan habere göre 10 numara rolünde görev alan oyuncu için sarı lacivertlere teklif yolda. İşte detaylar. SPFS'de yer alan habere göre Brezilya Seri A ligi temsilcisi Sao Paulo FC, Lincoln'u transfer etmek istiyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekip, şu anda yine bir Brezilya Seri A ekibi olan Red Bull Bragantino'da forma giyen oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor. Sao Paulo FC ise, kısıtlı bütçesiyle nokta atışı transfer yapmak üzere Lincoln için Sarı Lacivertlilere teklif sunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'ye Szymanski'den kötü haber Isınırken sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'nın Portekiz'de oynayacağı müsabaka öncesi ısınırken sakatlık yaşadı. Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'den kötü haber Polonyalı futbolcu, ülkesinin Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı maç öncesi ısınırken sakatlık yaşadı. Sizimanski maç kadrosundan çıkarıldı.